Diyamameti 07 bizi kesiyor. Daha ne duruyoruz? Hadi gidelim diyor. Bakalım 24 kilometrelik şehir dışındayız. 24 kilometremiz var. Bakalım kaç dakikada Samsun'a gideceğiz Köylan'la. 700 cc. Mete 07. Evet, adet yerini bulsun. Sahili görmeden bir yere gitmeyelim tabii ki. Bu çok önemli. Aa, deniz bugün harika ya. Burayı bırakıp nasıl gidiyoruz ya? İyi yüzmeler. İyi keyifler. Ne zaman emekli olacağız biz ya? Ben bütün gün yatmak istiyorum şurada. Köz köz köz. Dur bakayım, şuradan bir sigara alabileceğiz mi? Ben sigaralarım hep ofiste kalmış ya. Bir şansımızı deneyelim. Nasılsınız gençler ya? Mikrofonum nerede lan? Lan mikrofonu düşürmüşüz ya. Mikrofon nerede? Ha, burada. Hoş bulduk dayı. Ne oldu bizim canlı müzik işi ya? Kimle konuşuyorduk? Eniştemle konuşuyorduk. Evet, sahili gördünüz. Sigaramızı da aldık. Öyle keyifli keyifli gidiyoruz işte. Mekandan biraz kovulmuş gibi olduk. Canlı müzik yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar anlamadım. Ama çarşamba, cuma, cumartesi Samsun Polis Okulu'nun aşağısında Onur Kafe'de herkesi bekliyorum. Güzel bir sahil dinleti müziği yapacağız. Yani öyle bangır cungur değil. Alkol yok. Alkolünüzü içip gelin. Ya da şimdi alttan tüpet müpet bir şeyler takılabilirsiniz. Onun dışında öyle tek gitar, vokal falan takılırız yani. Yoğun istek ve talep üzerine müziğimizi yapacağız. Evet, ama yola çıktık. Mikrofon düşer mi diye düşünüyorum ama düşmez gibi. Sağlam duruyor. Tamam. Ah, şöyle sigaramı içeyim azıcık. Az bir dakika. Ya şu motor üstünde sigara içme huyu. Niye öyle? Çok zevkli oluyor ya. Sigara kendi kendini yiyor. Yazık sigaraya ama. Neyse, yapacak bir şey yok. Yoğun bir trafik var. İleriden sola döneceğiz. Şöyle yavaştan şerit değiştirelim. Mete 07 ile yollardayız. Allah'ım, kendimi çok şanslı hissediyorum. Yalnız şu debriyajı çok sert ya. Aha, boşa geçti. Geçti diyecekti, şimdi geçmemiş. Arıyorum, bir sen nasıl yaşıyorum. Anam, şarkı söyledim, telif atabilirler. Birebir söyledim çünkü. Evet. Evet, start verildi.
giriş. Son anda sarı. Hayır bak, sinyal ver, sinyal. Allah seni bildirir. Baba şu sinyal niye vermiyor şimdi? Dayı ya. Allah'ım ya. Deminki motorcu arkadaş kızdı bana. Ben sana yol veriyorum, sen niye benim yanımdan geçiyorsun diye. Abi sinyal vermedin diyor. Verdim diyor. Nerede verdin kardeşim? Videoda izleyeceğim. Sinyal yandığı bile belli olmuyor. Son anda veriyorsun sinyali. Baştan niye vermiyorsun? Zaten o kadar muhabbet uzatmaya gerek yok. İşimiz gücümüz var kardeşim. MT Cami aslında burada bir video yapıyor. Bak o ne lan? Ne gerek var ya hareketlere? Ne gerek var o hareketlere? Bak Samsun'da arkadaşlar trafik hep burada sağdan akar. Sağdan sağdan devam ediyor. Sol hep tıkalı. Hayda. Araya bak. Geçebilir miyim acaba? Yeşil yanıyor hadi. Hadi oğlum. Aa da gene yakalandı. Allah'ım ya Rabbim ya. Kamyonlar yüzünden. Evet devam ediyoruz. Devam. Yok böyle bir şey ya. Of. Kim ayarlıyor lan bu yeşilleri? Yani bazen öyle bir aynı sürüş yapıyorsun. Bütün yeşillerde geçiyorsun. Ama şimdi bazen de böyle bir kırmızıya takılıyor. Nasıl oluyor bu iş anlamadım. Motorcular. PCX, MCX. Devam. Devam ediyoruz. Hop.
Buradan sonra trafik biraz yoğunlaşacak. Bundan sonrası biraz yoğun. Bakalım aralardan geçebilirim. Ya bu MT 07'de acayip bir şey var ya. Uzun yolda da çok keyifli. Şehir içinde de, kısa mesafelerde. Hafif olması, kaldırma, inçik yani acayip. Kuryelik bile yaparsın bunu ya. Öyle boğulma, şişme falan da oluyor. Adamlar yapmış ya. Ama benim hedefim tabii MT 09'da coşma. Ya da 07'nin Tracer'ı bak. Tracer önemli çünkü çok fazla rüzgar alıyorsun bunda. Yatsan da kalksan da rüzgar yiyor seni. Oo, karavana var. Kampsa. Can karavan. Şuna bir röportaj yapayım mı? Bir röportaj yaptım. Bakayım. Abi selamun aleyküm. Karavandan memnun musun? Yok. Ne zaman aldınız? Kaç aldınız? 2 sene oldu. 2 sene oldu. Samsun'da mı yapılıyor bunlar? Orada. He, duymuştum. Sağ ol. Ay pardon. Ben adamım bak. Dikiz aynasını görüyorum. 2 senedir kullanıyor, çok memnun. Can karavan arkadaşlar. İnceleyelim. Belki alırız ya. Bu ara çok karavan. O kadar herkes karavanlarını anlatıyor ki. Acayip karavan alasım geliyor ya. Ya mantıklı mı gelmeye başladı? Bilinçaltımıza mı yerleşti çözemedim. Şöyle arabanız çok güzel sorusu yapamadık ya. Bak bak kız artistik yapıyor bak şimdi. Yap bakayım artistini kardeşim. Yol ver bakayım. Yol ver bakayım. Ne yapıyorsun? Çok tehlikeli geliyor. Sinyal vermemiş. Sinyal yok. Heh, bak şimdi her an sola girebilir bak. Yani arabayla artistik mi olur kardeşim? Artistik motosikletle. Bak sen istersen burada Jaguar'la gel ama şurada tün 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 kalacaksın yani. Bak şunu yapabilecek misin? Yok. Abi motora da alışınca var ya o kadar psikolojim bozuluyor arabada beklerken. Akacaksın abi. Nehirler, ırmaklar gibi akacaksın. Durmak yok. Allah'a ekber. Geçen bir arkadaş yorum yazmış. Böyle kullanacaksan MT'ye hiç binme diyor. Acaba MT'nin özel bir kullanımı mı var acaba? Ön mü kaldırmam lazım? Ön kalkıkken vites mi atmam lazım? Ne yapmam lazım? Tamam akrobasi motoru da yani. Ne gerek var ya? Kırmızıya takıldık yine. Yakıtım bir kutu kalmış. Uzunları yakarak gidiyorum fark edelim diye. Gündüz de yakın arkadaşlar parlanır. Arada böyle gaz vereceksiniz bak. Arabadan şimdi güneş gözlüğünden çaktırmadan bakıyorum. Motoru inceliyorlar şu an. Bunlar da serseri ya falan diyorlar acaba. Bak bak hareketlere bak. Hadi baba güle güle. Siz orada takılın ben gidiyorum. Yayalara yol vermedim.
vallahi görmedim lan. Kenyanlar. Yeşilyen bu galiba. Az bir yol ver abi. Samsun trafiğini hep böyle zannetmeyin. Şu an bu saatlerde böyle. Sabah 7-9 arası, akşam 4-6 arası. Allahu Ekber. Ben de tabii motorla özellikle o saatlerde gidiyorum. Böyle yanlardan geçerken ilk başta arabaların hızlarından geçeceksiniz. Çünkü her an hareket yapabilir diye. Çıkışa yakın biraz hızlanacaksınız. Sizi görmez görmez bir şeyler olur. Baruk haline gelince sağdan gideceksin. Bak, sağa bak. Bak sinyal vermedi bak. 55 JP 061. Abi verin lan şu sinyali ya. Ben ne bileyim ben senin sağa sola. Ha, ya, duydu beni ya. Aferin baba. Bu kadar ya. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bileyim ben ya. Motor musun kardeşim? Şu kamyon bizi altı almasa bari. Kör noktada. Öyle videolar var YouTube'da Allah'ım yarabbim. Kör noktadan motoru bir altına alıyor. Hiç öleni görmedim. Biz de altından yuvarlanıp kalkarız. Tuhane'yi terk ediyoruz. Solumuzda Batı Park var. Samsunlar bilir. Cennetül Ala Samsun. Bu abi sola girecek. İleride liman var çünkü. Geç abim. Müsaade veriyorum sana. Geç abi. Geç. Dörtte bir geçeyim ben. Dörtte gidiyorum. Yerlerimi de veriyorum ha, vermiyorum sanma. Selamun aleyküm. Lan bunu da kızdırdı herhalde. Evet, bir kırmızı. Şu Tiguan'ın yanında duralım. Hocam motorunuz çok güzel. Ne iş yapıyorsun? Ne oldu? Rentekar. Rentekar. Bravo baba. Ne iş yapıyorsun? Sürücü kurtu. Ne yapıyorsun ya? He? Ya vurdu da düşürür mü? Yok baba düşürür müyüz ya? Baba ekmede yedim bari. Yılların tecrübesiyiz. Dokunur muyuz dayı? Aynı şey. Bugün ikinci oldun ha sen ha. Hadi görüşürüz. Hayda. Dokundurmuşuz herhalde. Arkadan yemek sepeti geliyor, kaçalım abi. Kızmış o da bize. Dokundun falan diyor ama ona da bakalım videoda, dokunduk mu acaba? Of, arabam bu işte bak bak. Arabam gidiyor arkadaşlar. Arabam gidiyor bak. Dacia Logi. 7 kişilik hususi araç arkadaşlar. İşte Türkiye arabası bu. Şöyle bir yerli araba yapacaksın abi. Yapın arkadaşlar, bırak togu mogu, bunu yap. Bak, dayım giriş giriş rahat rahat gidiyor. Dacia. Bu ne lan? Ya neyse, BMW de olur ya. Az şuna sorayım mı? Arabanız çok güzel, ne iş yapın? Oh. Hocam aracınız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Araba satıcısı. Araba satıcısı Almanya'da. Tamam. Bu hangi model? X6. Çok güzel. Onun Türkiye'dekilere hiç benzemiyor. Adam araba satıcısıymış lan.
Ben satın istiyorum. Sat hepsini anasını. Biz de anasını satıcısın. Şu debriyajdan parmaklarım çatladı ya. Vallahi billahi. Ah. Bu nasıl bir debriyajdır ya? Tamam. Sağlam yapın da bu kadar da olmaz ya. Kuş gibi de olmaz. Ne bileyim ben. Ayarını tutturamadım. Arkadan bir taka taka ses geliyor. Bundan mı geliyorsun? Ses bundan mı geliyor? Ne oldu? Eksos patlamış. Vallahi mi diyor? Evet, geldik arkadaşlar, bu kadar. Kaç dakika oldu bilmiyorum da. Öyle güzel eğlene eğlene geldik işte. Evet, kalın sağlıcakla, abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler. Şal kavşağı Samsun. Şunları da abiye de sorsak diyeceğim ama neyse, bunlar artık demode oldu. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ciao.